Coşkun üzerinden çıkan telefondan arıyorum. Coşkun yanımda şu an, kurtardım. Çok kan kaybetti müdürüm. Acil bir hastaneye ihtiyacımız var. Sen hiç merak etme. Bir hastane ayarlayacağım hemen. Yaşatacağız Coşkun'u. Umut için sar. Umut için müdürüm, yaşatacağız. Yaşayacaksın lan. Umut için yaşayacaksın. Kızım, ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun sen kızım? Nereden çıktı o? Kızım, bunu yapacak mısın? Hayır. Bunu yapacağım. Melek, indir onu. Sana söylüyorum. Melek, ne yapıyorsun? Hadi indir şunu. Yarım kalan işini tamamlayalım. Kızım sen ne diyorsun? Hadi indir şunu. Yarım bıraktığın işini tamamlayalım dedim. Duymadın mı? Önce annesini öldürdün.
Şimdi sıra kızında. Kızım yapma! Baba! Melek! Ceren! İyi misiniz? Ceren! Karışmayın siz! Bırak! Bırak yarım kalın işi bitireyim. Tamam kız. Bitir. Bitir kızım. Ama önce... Celal. Doğru yerden başlayalım olur mu? Celal dur. Baba yapma. Hadi kızım. Bas tetiği. Madem kendini öldürmek istiyorsun... benden başla. Melek sakin ol. Hadi. Bas tetiği. Seni böyle görmekten bitsin çilem. Dur! Seni asla affetmeyeceğim. Sakın yalnız bırakma. Odasında silah falan yok değil mi? Zarar vermesin kendine. Yok, silahla işi olmaz hiç. Durum ne? Anlat bakalım. Yaşar abi, otoparkın önündeyim. Bir arkadaş da annesinin evinin önünde. Sarp gelir gelmez bitireceğiz işini. Diğer çocuklar ne yaptı? Davut'a bir türlü ulaşamadık abi. Onun da yerini yurdunu bulun bir an önce. Celal'in tepesine çöktüğümüzde zayıf olma. Durum o kadar da ağır değil. Merak etmeyin. Müdürüm, Coşkun'u ameliyata aldılar. Olay polise yansımamalı. Orasını merak etme Sarp. Ayarlamaları yaptım ben. Sahte bir isimle kaydı yapıldı. Hah, eyvallah müdürüm. Ha, polis sana soru sormayacak Sarp. Ama adamın başında sürekli biri olması lazım. Uyanırsa ne yapacaksın? O işi ben bir şekilde hallederim müdürüm. Müdürüm, her şey için çok teşekkür ederim. Baba adamsınız. Lafı mı olur Sarp? Bak, herhangi bir gelişme olursa beni haberdar et. Tamam mı oğlum? Eyvallah müdürüm. Coşkun. Hadi gidiyoruz. Al yanak piçi içeride mi? İçeride abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun lan, kaldır ellerini. Kusuruna bakma arkadaş, yeni. Daha bu işleri bilmiyor. Tabi senin gibi yol yordan bilmiyor değil mi? Al yanaklım. Kıtlaşma. Sen hiç kolay ölmeyeceksin lan İterif. Vereceksin ihanetin hesabını. Bayıldı. Hadi toplayın gidiyoruz. Thank you.
Melek. Yapma artık kendine bunu. Evet, Celal Baba affedemeyeceğim bir şey yaptı. Ama seni gerçekten çok seviyor. Niye? Ben senin kızım olduğunu bilmiyordum. Bilsem böyle bir şey asla yapmazdım. Niye? Niye öldürdün annemi? Annen benim yakın bir adamımla kaçtı. Ben seni onların çocuğu sanıyordum. Çok sonra benim kızım olduğunu öğrendim. Ben yıllarca seni aradım. Sonunda Coşkun'da buldum. Demek namusunu temizledin kebapçı Celal. Huzurlu musun? Keşke hiç olmasaydı diyorum ama oldu. Yaptım. Bu muydu yani sebep? Evet. Yeterince üzüldüm. Yeter. Daha fazlasını söylemeye gerek var mı? Ha? Ne söylesem söyleyeyim fark eder mi? Etmez. Yıllarca sana bakıp da benim öz kızımsın diyememek bana ne kadar ağır geliyordu bir bilsen. Senin bir kızın yok artık. O silah aslında biraz önce patladı. Yapma. Beni yalnız bırak. Yarından sonra bir daha beni görmeyeceksin. Öz kızınla aynı çatı altında ilk ve son gecen olacak bu. Yaşar'dan bir haber var mı? Daha yakalayamadınız mı o Eğit'i? Gebertemediniz mi? Baktırıyorum babam. Meleğe bu acıları yaşatın hayatta bırakır mıyım hiç? Kurşun yarısı hayata bir zarar vermemiş. Önemli değil. Tomografi çekildi. Belirtilere göre hasta üçüncü derecede beyin sarsıntısı geçiriyor. Yani? Geçici hafıza kaybı yaşayabilir. Ne kadar sürer peki bu durum? Bir saat de sürer, bir haftada. Peki sağ olun doktor bey. İyi günler.
Ne oldu? Uyanmadı mı hiç? Yok abi, uyanmadı. Bak bir an olsun başından ayrılma, tamam mı? Kendine geldiğinde de ara beni. Tamam bak, merak etme. Ha. Burada olanları hiç kimseye anlatmıyorsun. İkimizin arasında. Tamam abi, benden ne zaman laf çıkmış? Bakalım birine söylersen beni yakarsın. Ya tamam abi, söylemeyeceğim diyorum işte. Allah Allah. Tamam, ben uğrayacağım yine. Abi. Abi dursana iki dakika. Deminden beri düşünüyorum ben bu herifi nereden tanıyorum diye. Nasıl yani lan? Tanıyor musun cidden? Evet abi. Geçenlerde Füsun ablanın evinin oralardaydı bu. Bulduk oğlum lan. Bulduk lan. Doğru adamı bulduk oğlum. Abi doğru adam derken? Şşş, soru sormak yok da hani. Tamam abi, eyvallah. Hadi başından ayrılma, yürü. Tamam. Tamam. Coşkun. Sen de ne talihsiz adammışsın be. Seni ilk gördüğümde eziliyordun. Şimdi de vuruldun ha. Abi. Oğlum nereye gittin sen? Nereden geliyorsun? Küçük su dökmeye gittiydim abi. Ha. Neredeyiz lan biz? Abi. Ne yapıyorsun sen ya? Senin dilini çözeceğim Alyanak. Bülbül gibi şakıyacaksın bunlar sayesinde. Ya abicim. Sen Celal'i istiyorsan ben öterim. Her şeyini biliyorum adamın. Beni kitap gibi düşün. Çevir çevir oku. Ama işimi kolaylaştırıyorsun sen. Sevmedim. Niye sevmeyesin? Ne istersen anlatırım bak. Öyle değil mi Berke? Her şeyi söylemeyecek miyiz? Konuşuruz tabii abi. Susmak neyi çözmüş şimdiye kadar? Hah, yaşa aslanım. Aynen. Her şeyi anlatırız bak ha. Tamam mı? Oldu mu? Hadi bırak şunları ya. Bana Celal'le ilgili her şeyi anlatacaksın öyle mi? Öyle, öyle. Mekanlarını, adamlarını. Aynen. Ne istiyorsan sen söyle, ben söyleyeyim. Of. Oğlum kaldırın şunları. Heh. Kaldır, kaldır oğlum. Celal Baba nerede? Çalışma odasında. Sarp. Coşkun'u iyi indirdin. Ama bir şeyi merak ediyorum. Hayatım merak etmekle geçecek Davut. Ha bir eksik ha bir fazla. Bir şey de öğrenmeyi ver. Adamı vururken neden arabanın kapısını açtın? Camdan vurmadın? Öldüreceğim insanın gözlerinin içine bakmayı seviyorum. Sanki her gün adam öldürüyormuş gibi konuşuyorsun. Bu ilk değil miydi? Nasıl başlarsan öyle gider. Gözlere bakarak öldürmeyi sevdim. Buyur baba, beni emretmişsin. Kızımın aklı başında değil. Silahı elinden zor aldım. Kafasına dayamıştı. Ne yapmamı istiyorsun baba? Bir daha böyle bir delilik yapmasın. Aklını başına toplamasını sağla.
Sağla ki senin de bir şansın olsun. Bana kendini affettirmenin başka yolu yok. İyi de beni niye dinlesin ki? Sarp. Belli ki Melek bir tek sana kızgın değil. Eyvallah baba. Ona mı kaldın yani? O mu kurtaracak kızını? Eşim. Sus. Denize düşen yılana sarılır. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Melek aç, sak ben. Celal baba gitti, kızımı ikna et dedi. Demek beni ikna etmek için seni yollayacak kadar çaresiz. Evet. Celal baba aslında iyi bir şey yaptım diyeceksin peki. Hayır, başka bir şey demeye geldim. Neymiş o? Celal baba aslında iyi biri değil. Yaptığı şey affedilir şey değil. Bunu demeye geldim. Böyle düşünmene sevindim. Gülüm, beni biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Tamam hayatım, ama yorma artık kendini, olur mu? Zamanla her şey düzelecek. Sonra. Görüşmemiz lazım. Şimdi sırası değil, dışarı çıkalım. Çok uzağa gitmeyeceksin zaten. Bekliyorum. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl bu tehlikeyi göze alırsın sen? Tehlikeli ama senin yüzünden. Bu aralar sana ulaşmak çok zor oluyor da. Mert. Gel gel, bekliyorum. Sen ne yapmak istiyorsan ben senin sonuna kadar yanındayım. Bundan sonra Celal Baba yok diyorsan yok. Yok. Bitti diyorsan bitti. Bitti. Ama kendi kafana silah dayamak gibi bir delilik yapmana asla izin vermeyeceğim. Bunu bize yapamazsın. Seni kaybedemem Melek. Söz ver bana. Bir daha asla böyle bir delilik yapmayacaksın. Güzel. Şimdi gelelim canını sıkacak kısma. Ne demek istedin? Ben de ne kadar kimse gelmeyecek buraya, anlaşıldı mı? Peki baba.
nasıl gelirsin buraya ha? Nasıl her şeyi riske atarsın böyle? Olacak şey mi evlat? Ya biri görse? Evlat. Öyle mi? Niye yaptın? Niye öldürdün Coşkun'u? Söz vermiştin bana. Ailem onda dedim sana. Haklısın. Ne söylesen haklısın. Ama bilmediğin bir şey var. Neymiş? Şimdi bak, benim amacım Coşkun'u öldürmek değildi. Yakalamak, aileni öğrenmekti. Niye öldürdün o zaman? E dur, anlatıyoruz işte. Adam arabayla kaçıyordu. Getirin şunu bana dedim. Sarp dinlemedi. Ben de yetişemedim. Sarp yani suçlu. İyi bak. Şimdiden ikna oldum. Sarp, ne diyorsun? Daha açık konuş. Ne demek canın yanacak? Celal Baba ilk defa adam öldürmedi. Birçok insanın canını yaktı. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ölenlerden birisi annen olduğu için mi bu kadar kızdın? Başka biri öldüğünde de bu kadar üstünde durdun mu? Ne diyorsun Sarp? Celal Baba suçlu diyorum. Yani bu Coşkun meselesinde tek suçlu Sarp. Öyle mi? Tamam o zaman. Sarp cezasını çekecek. Madem sen ona sözünü geçiremiyorsun ve cezasını kesemiyorsun, ben keserim. Ne yapacaksın? Yapacağım bir şeyler. Annemin öldürülmesiyle başka ölümleri karşılaştırma. Yeri değil. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Biliyorsun, biliyorsun ama üstünde durmuyorsun. Sarp sus, yeter artık. Bak, annem hep şunu söyler. Sadece sevdiklerine karşı iyi olmakla iyi insan olunmaz. Bunu söylerken de hep babamı kasteder. Metin Yılmaz. Celal Baba'nın eski tetikçisi. Babam adam vurdu, annem onu affetmedi. Ne kadar sevse de sildi. Onu silmemi istiyorsun. Bunu yapacağım zaten. Ben başka bir şey diyorum Melek. Celal Duman cezasını çekmeli. Sadece sana karşı değil, canını yaktığı herkese karşı. Melek nasıl? Atlattı mı durumu? Atlatamaz. Sen mi anlattın ona annesini vurduğumu? Melek bana her şeyi biliyorum deyince ben onu da öğrendi sandım. Hata yaptım. Evet, bir hata oldu. Evet ama benim kadar büyük bir hata değildi. Asıl suç benim. Evlat. Şşş. Deme artık öyle. Sarp, ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Daha açık konuş. Yapacak tek bir şey var. Polise gideceksin. Annemin katili kebapçı Celal diyeceksin. Ve yaptığı yanına kalmayacak. Böylece cezasını çekmiş olacak.
yapacağımı bilmiyorum. Melek Celal babamın öz kızıymış. Vazgeçmeyeceksin. Meleği ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Sonuna kadar yanındayım. Ne oldu, durumu ne? Melek bir daha kendine zarar vermeyecek baba. Emin misin? Eminim. Neydi? Durumu ne şimdi? Yani benim hakkımda ne düşünüyor? Acele etmemen lazım baba. Bir karar vermek üzere biraz düşünüp yalnız kalmaya ihtiyacı var. Müsaaden varsa gidebilir miyim? Bir yerde olmam gerekiyor. Birinin başını beklemek zorundayım. Hayırdır, ne oldu? Bir hastamız var da. Yakının mı? Oldukça. Geçmiş olsun. Hadi sen git, bak işine. Eyvallah. Niye taksiyle geliyor bu? Arabası arıza yapıp duruyormuş. Operasyona taksiyle mi gidecek bu? Olmaz öyle şey. Daha önce Mert için istediğim bir araç vardı. Hazırsa verilsin. Hemen hallediyorum müdürüm. Bir uyan, kendine gel de konuşacaklarımız var seninle. Buyur abi. Eyvallah Barış. Abi açsan yiyecek bir şeyler de getireyim. Yok, iyiyim böyle, sağ ol. Abi bu kadar üzülme ya. Vallahi inşallah iyileşir, kendine gelir en kısa zamanda. Güzel adamsın lan. Hep böyle kal. Olur mu? Tamam. Efendim Melek? Sarp, çok düşündüm. Yapamam. Polise gidemem. Sen bilirsin Melek. Yapamam diyorsan zorlayamam seni. Ama yapacağım başka bir şey var. Ailemden geri kalanlar kimlerse onları bulacağım. İnşallah aileni bulursun Melek. Kim bilir, belki bir yerlerde senden habersiz yanından birileri vardır. Bulduğunda onlar da çok mutlu olacak. Umarım bulurum. Görüşürüz. Müdürüm, bir bakabilir misiniz? Söyle. Dün gece bir çatışma olmuş. Organize işine benziyor. Dosyayı aldıralım mı? Karışma sen Mert. Cinayet büro bakıyor bu olaya. Ama müdürüm... Aması maması yok. İşin neyse onunla ilgilen sen. Thank you.
Celal'le ilgili anlatacak başka bir şeyin yok. Yok. Bütün bildiklerimi okudum. Bu seni hayatta tutmaya yetmez ama. Başka bir şey bilmiyorum ki. Ne yapayım? Bin bir gece masallarına mı bağlayayım işi? Hayır, öyle ahım çağım şeyler duymadım senden. Yani yetmez seni yaşatmaya. Bak gördün mü? Buldum bir şey. Yaşar kardeş, telefon hakkımı kullanabilir miyim? Öyle bir hak mı var? İyi. Kullanma hadi. Kimseye arayıp yardım falan istemeyeceksin değil mi? Ha. Kurşundan hızlı giden arkadaşlar var da bizim. Yazık olacak sana, keyifli adamsın gerçekten. Ne yapacaksın, kimi arayacaksın? Söyle bakayım. Davut'u arayacağım. Celal'in adamı. Ne sebeple? Ya sen müsaaden var mı? Onu söyle. Ara. Alo. Söyle Alyanak. Davut kardeş, duyduğuma göre bu Yaşar hala hayattaymış. Elinizden kaçmış pezevenk. Öyle. Yaşar yaşıyor. Şimdilik. Bugün halledeceğim onu. Bitsin ya. Nasıl bitecek bu Yaşar? Buldunuz mu yerini? Bakıyoruz. Ben de baktırıyorum. İnşallah bulacağız, yakalayacağız Celal babamızın düşmanını. Sen zahmet etme Alyanak. Ben halledeceğim o işi. Senin harcın değil bunlar. Tabii. Bir işe senin elin değmişse o iş biter. Ne olur o zaman şu olur. Aynen öyle Alyanak. Merak etme. Bugün bitecek o it. Yiyeceğiz Yaşar'ın helvasını. Bak Davut, yerini bulur bulmaz bana haber et. Tamam tamam, hiç merak etme. Bütün gelişmelerden haberin olacak. İşte bu kadar. Hasan abi, büyüksün yemin ediyorum ha. Şimdi Yaşar mıyım Yaşar? Ya yerini buldukları an haberimiz olacak işte. Ben yaşadığım müddetçe bir adım önde oluruz. Ne yapacaklarını biliriz. Ulan Alyanak. Senin gibi bir adamım olsun isterdim bak. Değişik hareketlerim var. Şimdi planımız nedir Yaşar? Hangisini soruyorsun? A planı mı, B planı mı? Bana fark yapmaz. Hepsinde de Celal ölsün yeter. Gerçi bir tane Celal var ama. Evet. Sen bakma benim kafa arada gidiyor. Fark ettim. Musab nerede kaldı? Gelemedi bir türleri. Gelir elbet. Abi Sarp geldi lokantada. Ayrılmayın oradan, hemen geliyorum.
Önce şu Sarp denen adamdan başlayalım bir artık. Ha, bak doğru karar. Peki niye önce Sarp'ı indiriyorsun Yaşar? O şerefsiz olmasa geçen gün patlayan depoda Celal ölmüştü de ondan. Bak ya, yapar. Uyudur dallamanın. Nerede bir bomba var bak, kokusunu alır hemen. Siz ikiniz ağlayan an başından ayrılmıyorsunuz, tamam mı? Hani aramızdaki güven bağı? Çok gevşek bir ağlayanak. Lastik gibi adamsın. Ha, bu mu yani? Lastik diyorsun. Eyvallah. Hadi eyvallah. Hadi gidiyoruz. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Göz yapıyorum. Konuşacak olsam niye sana kaş göz yapayım? İndirebilir misin bu herifi diyorum. Normalde indiririm abi. Hiç sıkıntı yok. Harbi mi lan? Tabii abi. Ama normal bir durumda değiliz şu an. Oğlum, o zaman niye umutlandırıyorsun lan Berke? Ne bileyim abi. Araba bozulacak zamanı buldu. Mert! Bir sene eksiktin. Efendim şefim. Bugün şanslı günündesin. Ben de öyle hissediyorum. İyi günümdeyim ya, her şey süper, mükemmel. Bak. Yeni arabanın anahtarları. Ezber bozan. Nereden çıktı şimdi bu? Hüzünlü niye bağını sorma. Hayatta her zaman kötü şeyler olmuyormuş değil mi? Bazen iyi şeyler de oluyormuş. Vallahi dediğin gibi Sema. Hayatta güzel şeyler de oluyormuş. Ben buna bakayım mı o zaman? Bak bakalım. Alyanak aradı babam. Yaşar almış onu. Telefonda sinyal çaktı. Öldüremediniz mi o iti hala? Peşindeyim babam, az kaldı. Bir de bunu dert etme sen. Hallet de dert etmeyeyim Davut. Alyanak Yaşar'ın elinde öyle mi? Evet. İyi. Bulacağız onları. Evlat, şu Yaşar itini bulamıyoruz. Yardımın lazım. Tabii. Nasıl yardımcı olabilirim? Tavır yapmanın zamanı değil. Bana Alyanak'ın yerini bulman lazım bir an önce. Alyanak'ı bulursak Yaşar'ı da buluruz. Buluruz elbet. Coşkun'u bulduğumuz gibi onu da buluruz. Mert, şu işi yap bir an önce. Kızımın canına kasteden adamı bul bana. Tamam. Organizeye dönünce bakacağım, haberdar ederim seni. Davut, neredesin? Kızım. Annemin adı neydi? Annemin adı ne? Sevda.
Demek Sevda. Benim gerçek adım ne peki? Sen hep melektin. 40 yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi. Ben gidiyorum. Peşime kimseyi takma. Beni arama. Kızım. Bu Yaşar denen adam hala dışarılarda. Seni nasıl bırakırım ben? Bırakacaksın. Seni de kirli işlerinde terk ediyorum. Yavrum, tehlikeli zamanlar. Seni yalnız bırakamam. En büyük tehlike sensin. Polise gidecektim biliyor musun? Ama yapamadım. Senin için değil. Mert için. Mustafa için. Bir aileyi de ben dağıtmak istemedim. Melek. Söyle Minik. Sen benim kardeşimsin. Daha fazla üzme kendini. Lütfen. Takip edin Meleği. Bir an olsun peşinden ayrılmayacaksınız. Kendinizi göstermeyeceksiniz. Sakın sizi fark etmesin. Hadi. Emrin olur baba. Eline sağlık anne, süper olmuş. Afiyet olsun abi. Meleğin durumu nasıl? Nasıl yani? Kızcağız iki göz iki çeşme eve geldi. Eve geldi. Evet, seni aradı. Çok kötüydü. Onu öyle bırakamadım, salmadım, içeri aldım. İyi yapmışsın. Derdi neydi söylemedi. Belki sen biliyorsundur diye düşündüm. Canı sıkkındı biraz, toparlar yakında. Barış nerede? Arazi mi oldu? Ama sabah aradı beni, gelemeyeceğim dedi. Önemli bir işi varmış. Neymiş önemli işi? Söylemedin bir şey. Tek kelime etmedi. Hayret. Gerçekten önemli o zaman. Bir şey anlatmadığına göre. Anneciğim, benim çıkmam lazım. İşim var. Abi, Sarp içeride. Biraz önce geldi. Hadi bakalım, bitirelim şu işi. Yorgun görünüyorsun be. Uyuyamadın mı gece? Kendine dikkat et be oğlum. Hiç bakmıyorsun kendine. Anne ya! Siktir! Konuşma, polis! Bas, bas, bas! Gebereceğiz artık ha! Anne! İyi misiniz? Seyda. Tamam, iyi misin? Benim sağ ol. Kim bunlar? Tamam, ben tanımıyorum, bilmiyorum. Kim bunlar? Sen anne, ne yapıyorsun bizi? İyisin. Gelsene sen de anneciğim. Gel. Baba. Geliyorum, tamam mı? Geliyorum. Gel otur şöyle.
gel. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben de onu soruyorum zaten sana. Ha? Lan ne yaptığını sanıyorsun sen? Füsun teyze eylem zarar görebilirdi. Ne işin var lan senin Yaşar denen herifle? Ha? Ne istiyor senden, ailenden? Bir şey mi yaptın herife? Hı? Canını mı yaktın? Bilmiyorum. Ama bulup öğreneceğim şerefsizi. Sen merak etme. Ne yapacaksın lan? Ha? Sıkacak mısın kızı? Sıra temizleyecek misin? Lan ne oluyor lan? Sarp. Uzatma benim canımı, sıkma. Biraz daha geç kalsaydım sıkılacak bir canın kalmayacaktı, merak etme. Hadi sen umurumda değilsin, siktir git. Bu insanlar ne olacak? Ölebilirlerdi lan. Sen nasıl bir adamsın ya? Bu nasıl ailene sahip çıkmak? Sana mı kaldı lan benim anneme, aileme karışmak, laf söylemek? Sen kimsin oğlum? Senin umurunda değilse evet bana kaldı. Bak Mert, polisten polisliğini bil. Git ateş eden o herifi bul. Bana burada hesap soracağına. Bulacağım lan. Her şeyi bulacağım. Sen merak etme. Neredeydin lan dün gece? Ha? Ne bu? Lan biliyorsun ne olduğunu. Mabal okuma bana, söyle. Bir şey bildiğim falan yok. Varsa bir delilin, ispatın, bildiğin bir şey al içeri. Yoksa böyle boş konuşma. Alacağım seni içeri, merak etme. Öyle ya da böyle seni içeri alacağım. Bu insanlar da o zaman rahat edecek. Bu iş daha burada bitmedi. Garanti olsun diye sıktım kafasına. Alo. Buldunuz mu Yaşar'ı? Arıyoruz abi. Bütün mekanlara baktık. Ortalıkta yok. Tamam, aramaya devam edin. Küçük bir işim var, bitirip geliyorum. Bakalım en yakın hastane nerede? Başka bir şey var mı Emre kardeş? Yok, tamamdır. Mert ne oluyor ya? Kim bu adamlar? Ne istiyorlar bizden? Beylem, bütün cevap burada. Bak. Sarp'ın gidişi gidiş değil. Tamam, ben onu sizin için kolladım. Görüntüleri sildim. Ama gün gelecek, ben de yardım edemeyeceğim ona. O gün gelince üzülmeyin, tamam mı? Siz de zarar görüyorsunuz onun yüzünden. Bu ne ya? Ya Sarp bu laftan anlamaz ki. Hep kafasının dikine. Ben kaç kere konuştum. Füsun teyze kaç kere konuştu. Yok, keşke vazgeçse ama hiç
Vazgeçecek gibi değil. O zaman yapacak bir şey yok. Ne demek yani bu? Eylem, ben polisim. Daha ötesi var mı? Ve Sarp böyle devam ederse bir gün polis olarak karşısına çıkmak zorunda kalacağım. Ve benim göz yumamayacağım bir şey yapacak sonunda. Ne oldu bana? Neden buradayız? Oo, abi hoş geldin. Hastanedeyiz şu anda. İyisin, çok geçmiş olsun. Beni hatırladın mı? Yok, hatırlamadım. Hani ben senin yüzüne kolonya fışkırtmıştım? Sen niye öyle bir şey yaptın ki? Abi görünmez kaza işte yani. Şu hale bak. Vazgeçmen için birimizin ölmesi mi gerek? Söz veriyorum, kimse kılına dokunamayacak senin. Bir daha böyle bir şey yaşamayacağız. Bu yetmez mi? Daha ne olsun? Bir gün başarılı olacaklar. Ölün haberin gelecek. Annem bana olur. Ben çok acılar yaşadım. Bir tek sana güvenmiştim. Ama sen başka acılar yaşatıyorsun bana. Kocam katil. Oğlumu kaçırdılar dedim. Ama Sarp'ınlar dedim. Ben seninle hayata tutundum Sarp. Ama sen babanın yolunda yürüyorsun. Beni diri diri mezara gömüyorsun. Daha ne söyleyebilirim sana? Bırak diyorum, yalvarıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Cevap veremiyorsun değil mi? Söyleyecek sözün yok. Yok. Tabii gitmen lazım. Hadi git. Tek yapabildiğim. Hadi kaç. Git. Bir şey mi oldu? Abi hemen gel, bu ayrıldı. Bir ufak test yaptım, beni de hatırlamadı. Tamam, ayrılma başından, geliyorum hemen. Halimiz verdi. Sen hiçbir şeye endişe etmeyeceksin. Bak, polis arkadaşlar burada. Bu iş çözülene kadar da hiçbir yere gitmeyecekler. Ve bu iş yapanı yakalayacağım, sana söz veriyorum. Sağ ol Mert. İyi ki buradaydın. Sen olmasaydın ne yapardık bilmiyorum. İyi ki varsın sen. Füsun teyze, siz iyi olun. Mühim olan bu. Alo müdürüm. Yaşar annemin lokantasına baskın yaptı. Kurşunlattı. Annem oradaydı, Eylem oradaydı. İyi misiniz? Kimseye bir şey olmadı değil mi? İyiyiz, iyiyiz de çok korktular. Allah'tan kimsenin canına bir şey olmadı. Ya müdürüm, biz bu işlere niye girdik ya? Ha? Niye başladık biz bu işlere? Annemi bu kadar üzdüğüm yetmedi, bir de kadının canını tehlikeye atıyorum ya. Haklısın Sarp, haklısın oğlum. Ama biliyorsun buradan geri dönüş yok. Az kaldı. Annenin güvenliği için her türlü önlemi alacağım ben. Yanına bile yaklaşamayacaklar bir daha. Benim o herifi bir an önce bulmam lazım müdürüm. Benden istediğin bir şey varsa hemen söyle. Yaşar'ı bulmak için ne gerekiyorsa yapalım. Tamam müdürüm. Tamam, ben şimdi hastaneye gidiyorum. Coşkun kendine gelmiş. Annemin orayı ne olur boş bırakmayın müdürüm. Sen orasını merak etme. Git şu Coşkun'u konuştur bir an önce.
Bak Serp, belki de kardeşine ulaşacağız. Boşuna çekmiyorsunuz bu acıları. Kardeşini bulacaksın oğlum. İnşallah müdürüm, inşallah. Söyle bakalım Berke. Bir Mısır tanrısı, iki harf. Ne bileyim abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer ben de bilmiyorum. Bu zor. Bana öyle geliyor ki çıkamayacağız buradan. Ne yapacağız abi o zaman? Düşünüyorum Berke, düşünüyorum. Ne oldu Yaşar, bitirdin mi Sarp'ı? Polis orada olmasaydı bitirecektim. Kaçmak zorunda kaldık. E ama sen de kebapçı Celal'i peşine taktın. Yetmedi, polisi peşine taktın. Sen böyle herkesi peşine takarsan nasıl olacak? Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum Alyanak. Dur dur, hemen enseyi karartma. Ben bulurum bir çözüm yolu. Yok be Alyanak. Bu sefer boyumuzu aştı galiba bu iş. Harbi mi diyorsun? Şimdi. Dur, daha yeni başladık güneşe bu. Sen daha beni tanımadın değil mi? Alyanak. Bozma moralini hemen. Ne diyorsun sen Münik? Baba, otopark sorumlusunu vurmuşlar. Kim yapmış bunu? Söyle. Celal baba, otoparka baskın yedik. Zayiat büyük. Nerede o Davut, nerede bu Sarp? Gidin bulun şunları hemen. Gelsinler buraya, çabuk. Tamam baba. Paket de yerine ulaşmak üzeredir. Ne paketi bu Yaşar'ım? Peşinler, şunlar peşine! Ahmet bu! Ahmet! Ahmet ne oldu? Celal'e sesli mesaj yolladım. Dinleyince kime ulaştığını anlayacak. Anlat. Ne bari? Celal bu. Yaşar yaptı. O adamları bastı mekanı. Otoparkta ne kadar adam varsa hepsini öldürdüler. Sen niye bıraktılar lan? Geberemedin mi? Baba, beni bunları sana anlatmam için bıraktılar. Bitti mi anlatacaklarım?
senden korkmuyormuş. Bütün adamlarını öldürecekmiş. En sona da seni bırakacakmış. Ah Pur baba. Benim bunları sana anlatmam gerekiyordu. Mesajı aldık. Tamam. Senin gibi adamlara kaldıysak... vay halimize. Baba yapma. Ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın lan? Daha ne yapacaksın? Geberemedin. Bu lafları dinleyeceğine, gelip karşıma bana bunları anlatacağına orada geberecektin. Ah! 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 Nedir durum? Coşkun, geldin mi kendine? Abi vallahi adını bile hatırlamıyor. Ben hatırlatırım şimdi ona. Lan yer miyim ben bu numaraları ha? Film mi çekiyoruz lan biz burada? Hatırlamıyorum, hafızamı kaybettim, ayakları falan. Konuş, anlat. Ya ne anlatayım bilmiyorum ki. Barış, bizi yalnız bırak. Tamam abi. Domuz gibi hatırlıyorsun aslında her şeyi. Dökül. At hadi at. Kardeşim bak, kimsin necisin bilmiyorum ama böyle davrandığın zaman korkutuyorsun beni ya. İyi günler hanımefendi. Buyurun. Dün akşam bir akrabam silahla vurularak sizin hastaneye getirilmiş. Memlekette duyunca yıkıldık. Kalktık geldik. Hangi odada kalıyor acaba? Bir saniye, sizinle ilgileneceğim. Numaralı oda, geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ulan ben senin hayatta kalman için neler yaptım, sen bana hala numara çekiyorsun. Girdi mi Davut diğer odaya? Girdi abi. Güzel. Geçmiş olsun. Güzel kurtardık oğlum, aferin. Kardeş,
arkadaşım, şu halimle beni niye zorluyorsun? Ne laf anlamaz adamsın ya. Abi Davut burada. Nasıl siktir lan? Nereden bulmuş burayı? Ne yapıyoruz abi? Amcacığım, senin odanı değiştirmemi istediler. Daha güzel bir odaya alacağım seni. Ulan oğlum! Acele et oğlum, acele. Söyle minik. Davut, hemen gel. Yaşar harekete geçti. Baba bekliyor. Hemen geliyorum. Sarp'ı da götürecekmişsin. Tamam. Alo Sarp. Söyle. Hemen kebapçıya gel. Celal baba bizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Çoşkun'u bu odadan çıkarıyorsun. Bu adresteki eve götürüyorsun, tamam mı? Al buradan anahtarı. Bir dakika olsun, başından ayrılmayacaksın. Yapabilir misin? Yaparım abi tabii. Merak etme. De. Ne? Ya abi bak, vallahi hiçbir şey merak etmiyorum ama bu kadar ev anahtar nereden geliyor ya? Barış, işine bak kardeşim. Soru yok dedik, tamam mı? Tamam abi, peki. Hadi. Baba, Ahmet'i götüren araba kaçtı. Yakalayamadık. Buluruz biz minik, buluruz. Eceline susayan adamı buluruz biz. Efendim? Bulamadın mı hala şu al yanan yerini? Yaşar lazım bize diyorum. Adam ortalığı alt üst etti. Tamam tamam, organizeye gidiyorum şimdi. Bakıp haber vereceğim sana, hadi. Kızımdan ne haber? Nasıl? Şimdi eve geldim baba, sıkıntı yok. Sakın peşini bırakma kızımın. Takviye adam göndereceğim oraya. Thank you.
Kafana göre takılıyorsun. Bir varsın bir yoksun. İşim var Sema, sonra konuşuruz. Bize söyle de biz de bilelim. Aynı işi yapmıyor muyuz sonuçta? Sonra söyleyeceğim Sema. Sana sürpriz yapacağım. Ne olduğunu öğrenince çok sevineceksin. Mert, ne oldu lokantanın orada öyle? İfadeleri sen almışsın. Evet abi, sorma ya. İşte oradaydım o sıra, tesadüf. Neyse, anlatacağım hepsini. Bir işim halinde geliyorum. Adresi veriyorum. Güzel. Minik. Bir dakika. Söyle. Hı-hı. Tamam. Kimi göndereceksin yine? Sarp'ı mı? Onu göndereceğim, evet. O halleder. İsteyeceğim. Söyle tabii, ne istersen söylemen yeter. Ailemi bulmam da bana yardımcı olacaksın. Aileni mi bulacaksın, nasıl? Bulacağım. Ama bu aramızda kalacak. Celal Baba bilmeyecek. Ailemden birilerine daha zarar gelsin istemiyorum. Annemin adını öğrendim. Sevda Duman. Sen de kayıtlardan hayatta olan birilerine bakabilirsin. Sevda Duman. Tamam, bakacağım, araştıracağım. Sen merak etme. Tamam. Çifte kumrular, gelin. Sarp. Hemen bu adrese gidiyorsun. Yanına istediğin kadar adam al. Yaşar burada. Güzel. Eyvallah baba. Babam, müsaade et ben halledeyim. Olmaz Davut. Seninle çok daha mühim bir işimiz var bizim. Eyvallah baba. Ne olacak Eylem? Ne yapacağız Sarp'la böyle? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ama yolu yol değil. Celal'e kızıyoruz ama Sarp istemese bunlar olmaz. Doğru. Ama böyle durmayalım canım. Hadi toplanalım. Gel önce şu camları değiştirsinler. Sonra eski haline getiririz lokantayı. Tamam, getirelim. Ama ya sonra? Bir daha olmayacağı ne malum? Konuşuruz Sarp'la. Aklını başına almasını sağlarız. Hiçbir şey toparlanacak gibi gelmiyor bana. Bırak olduğu gibi kalsın. Nasıl yani? Bu dükkana artık giremem. Adım atmam. Olur mu öyle şey canım? Pekala da olur. Sen ciddiysin. Ne yapacaksın peki? Hiçbir şey. Artık çok yoruldum. Dayanamıyorum. Hiçbir şey umurumda değil.
Bir gün Sarp'ın başına bir şey gelecek. Ölüm haberini alacağım. Bu düşünce aklıma geldikçe ne yapacağımı bilemiyorum. Nasip bu kadarmış. Buraya kadarmış. Füsun teyze. Seni arama sebebim. Bu çocukta çok para var. İş yapmak istiyor. Ha, konuş bakalım, konuş. Alo. Buyur Gökhan kardeş. Abi, unuttun beni. Söz vermiştin, ne oldu? Yok, unutmadım da işler güçler ya. Çok yoğunum bu ara. Hasan abi, para hazır. Senden haber bekliyorum. Bekle, bekle. Biraz daha bekle. Sabret biraz daha. Kusura bakma abi, bekleyemem. Sen beni oyalıyorsun. Böyle düşünüyorum. Bak artık başkalarına gideceğim. Gökhan bir dur. Ne kadar paradan bahsediyoruz? Bana bir onu söyle. 250 bin. Hazır. Alo. Gökhan kardeş, seninle iş yaparız. Aradığın adam benim. Hı-hı. Abi. Ne olacağız biz? Bilmiyorum oğlum. Tamam. Tamam. Onda görüşüyoruz o zaman. Şu çocuğun elindeki parayı alalım da çarçur etmesin. Aynen. Ama aksi gibi mal yok elimizde. Mecburen kafasına sıkıp elindeki parayı alacağız. Ne diyeyim? Ağanın eli tutulmaz. Al yanak. Buyur. Ya kusura bakma ama ben ortak sevmiyorum. Yoluma yalnız devam edeceğim. Bırakacaksın mı yani bizi? Önce şu para işini halledin. Seni de bir ara hallederiz. Başla cenaze marşını. Yok, başlamayayım. Başla, başla. Başlamam. Aferin Gökhan. Güzel iş bağladın. Şimdi Yaşar'a hiçbir şeyi belli etmiyorsun. Onun güvenini kazan. Ve bütün bağlantılarını çöz. Sonra hepsini içeri alacağız. Emredersiniz mi? Nereye gidiyoruz? Sakin bir yere. Gözlerden uzak olacaksın abicim. Nadide bir parçasın. İyileştireceğiz seni. Siz kimsiniz? Neden bana yardım ediyorsunuz? Her şeyi anlatacağız abicim. Merak etme sen. Hele şu kafam bir yerine gelsin de senin. O zaman anlayacaksın Sarp abi sana nasıl bir güzellik yapıyor. Yapacağını iyice anladın değil mi Davut? Halledeceğiz baba. İş canını sıkmasın. Bu yapacağımızı var ya,
Melek asla duymayacak, anlamayacak, bilmeyecek. Dediğin gibi olacak baba. O yüzden bu işi sana verdim. Ne Sarp ya da başka biri. Bu hususta güvenebileceğim tek adam sensin. Alo Melek, bir adres buldum. Bir teyzem varmış. Gerçekten mi? Evet, adı Hülya. Hülya. Adresi vereyim istersen. Tamam. Tamam, yazdım. Mert. Efendim? Çok sağ ol. Ne demek canım kardeşim benim? Yeni bir başlangıç için buna ihtiyacım var. Beni haberdar et, olur mu? Tamam. Nerede şimdi bu? Görünmüyor. Hülya. Siz mi çağırmıştınız? Evet, gidelim lütfen. Melek Hanım. Melek Hanım, içeride misiniz? Melek Hanım.
Burada da yok. Kaybettik. Yürü git. Senin ne işin var burada? Tata. Takip ettim seni. Asıl sen söyle, senin ne işin var burada? Niye geldin? Ne olsun? Depo depo geziyorum İstanbul'u işte. Sen niye takip ettin? Bir boklu arayacağını biliyorum çünkü onunla. Neye baktın? Oldum olası bulmacalara ilgim var. Ha. Ha, iyi. Bak bunu bilmiyordum. Gerçekten kapatacak mısın lokantayı? Evet. Bugün olanlardan sonra artık oraya giremem. Çok mu korktun sen? Korktum. Oğlumu kaybetmekten korktum. Boşuna uğraşıyoruz Eyla. Her şey normalmiş gibi davranıyoruz ama hiçbir şey normal değil. Sarp mafya tetikçisi oldu babası gibi. Söyleme böyle şeyler. Kendimizi kandırmayalım. Onu kaybettim. Bambaşka biri oldu. Ben inanıyorum Sarp'a. Güveniyorum ona. Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? His diyelim. Kendini kandırıyorsun Leyla. Olanları gördün. Sarp polis olmadan şahit olduğum bir olay vardı. O hisse güveniyorum. Neymiş o? Sarp'la Celal daha önce de karşılaştılar. Nasıl yani? Celal Sarp'a gel dedi. Babanın emanetisin sen dedi. Sarp da hiç korkmadan Celal'in yüzüne... Ben babamı affetmedim. Seni de affetmem dedi. Sahi mi? Bunu söyledi mi? Evet, duydum bunu. Yani şimdi bu ne demek oluyor? Bilmiyorum. Ama hiç korkmadan bunları Celal'in yüzüne söyleyen Sarp bir anda bu kadar değişemez. Ben bir amacı olduğuna inanıyorum.
Buyurun. Hülya Hanım'a bakmıştım. Benim. Siz kimsiniz? Kız kardeşiniz Sevda'nın. Evet. Kızıyım. Melek ben. Teyzemsiniz. Melek. Eğer müsaitseniz biraz konuşmak isterim. Ne hakkında konuşmak istiyordun kızım? Annem hakkında. Babam hakkında. Geçmişte yaşanan olaylar hakkında soracaklarım var. Tabii kızım. Bilmek hakkın. Ben her şeyi anlatırım sana. Gel, içeri geçelim. Bu aralar çok çıkıyorsun karşıma. Bir daha görmek istemiyorum seni. Ben de meraklın değilim. Bir sonraki karşılaşmamızda ne olur bilmiyorum. Bu ne demek? Bir şey demek değil. Öyle boş boş konuşuyorum. Hadi bak dalgana. Daldın yine. Söylediklerini düşünüyorum. Serp Celal'in adamı oldu çünkü bir amacı vardı. Onu mu söylüyorsun? Ben oğluna güven diyorum. Sakın vazgeçme diyorum. Deneyeceğim. Deneyeceğim Eylem. Oğlumdan umudumu kesmeyeceğim. İşte bu be. Serp. Ne oldu müdürüm? Gökhan Demir. Bu ismi nasıl buldun? Nasıl buldum? Sordunuz müdürüm. Ne önemi var bu herifin? Kim bu? Eski karımın oğlu. Çocuk çok kötü yollara sapmış Serp. Annesi geldi, yalvardı yakardı, oğlumu kurtar dedi. Ne yapıp edip onu bu işten uzak tutmak lazım. Bu işe bulaştırmamak lazım. Yoksa cezasını kesmek lazım gelir. Halledebilir misin? Merak etmeyin müdürüm, elimden geldiğince uzak tutmaya çalışacağım. Ayrıca o Yaşar denen puşu da paketleyip atacağım önünüze. Güzel. Thank you.
yapıyoruz burada? Bir çay söyle de içek. Ben şunu alayım. Sendeyim Sarp. Gökhan'ı buradan takip edebilirsin. Telefon numarasını eski karımdan aldım, Serap'tan. Tamam müdürüm, size söz. O çocuğu uzak tutacağım bu işten. Sana güveniyorum Sarp. Hallet şu işi. Eyvallah. Efendim anne. Sarp. Söyle anacığım, dinliyorum. Sarp. Bir şey söyle be oğlum. Bir şey söyle bana artık. Nasıl yani anne? Anlamadım. Tutunacağım, bir şey söyle. Bir bildiğim vardı. Celal'in yanındayım. Çünkü çok çok haklı bir sebebim vardı. Kurban oldum, bir şey söyle. Aa, anneciğim yapma böyle, ne olur kendini de beni de üzme. Bir küçücük umut ver oğlum. Küçücük bir şey. Anne deme böyle şeyler, ne olur. Peki oğlum. Çok üzüyorsun anneni Sarp. Çok üzüyorsun. Ne bu şimdi yaptın? Dikkatli olmak zorundayız oğlum. Aa. Gel, gel. Gir şuraya. Müdürüm, olmuyor. Ne olmuyor? Annem, kadın dayanamıyor artık. Anlıyorum tabii anlıyorum. Kadının lokantasını kurşunladılar. Ama annem hala bir umut, oğlum temizlemenin peşinde. Alışamıyor. Alışamayacak da müdürüm. Ben tanıyorum annemi. Yapamaz, kabullenemez. Sarp, bir dinler misin beni? Müdürüm söyle bana. Susmam için mantıklı bir sebep söyle. Annem susar. Anlar. Belli etmez. Tamam o zaman. Aç ara anneni. Onu dünyanın en mutlu kadını yap. Hadi aç ara. Ona polis olduğunu söyle. Tamam? Ama şunu düşün Sarp. Polisliğin ortaya çıkarsa Celal seni öldürecek ve annen bunun farkında olacak. Annem bununla baş edebilir mi Sarp? Mafya olmak mı tehlikeli, yoksa mafya içinde polis olmak mı? Hangisi anneni daha fazla korkutur? Hı? Oğlum kötü yola düştü, mafya oldu. Tamam, bu onu çok üzer. Oğlum mafya içinde polis. Açığa çıkarsa ölür. Annen mahvolur Sarp. Bu gerçek ona mutluluk getirmeyecektir. Daha fazla üzecektir. Karar senin. Sustukça
daha huzurlu olacak seninle. Abi. Ben artık klasik lafımı söyleyeyim, vakti geldi. Nedir abi? Galiba yolun sonuna geldik. Öyle mi diyorsun abi? Bu gibi durumlarda diyorum evet. Söylerim yani ben bunu. Efendim baba. Ne yaptın Sarp? Yok mu bir gelişme? Baba, gönderdiğin adreste alınak yoktu. Ama bir şifre bırakmış, onu gördüm, şimdi ona gidiyorum. Merak etme, bitireceğim Yaşar'ı. Yanına adam aldın mı? Hayır, tek başıma daha kolay hallederim. Nasıl biliyorsan öyle yap. Ama yap. Eyvallah. Çok acayip ya. Nedir acayip olan? Ya hiçbir şey hatırlamıyorsun. İnsan adını bile hatırlamaz mı? Ben hatırlamıyorum kardeşim. Ben istemez miyim hatırlamak? Kimim, neciyim bilmiyorum. Ya belki çoluğun çocuğun falan vardır. Onu da mı hatırlamıyorsun? Karın falan? Ya hala kurban olayım, bir bardak su getir. Dilim damağım kurudu. Olur, vereyim. Selam. Nasılsın? Otursan. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ne alırdınız? Ben de kahve alayım. Orta şekerli. Hemen efendim. Lütfen. Nasılsın Serap? Nasıl olayım? Endişeli. Gökhan için değil mi? Oğlun için tabii. Evet. Bir gelişme var mı? Konuştun mu onunla? Konuştum. Konuştum da... pek bildiğinden vazgeçecek gibi durmuyor be Serap. Ne yapsak olmayacak mı diyorsun? Öyle gibi. Ama pes edecek halimiz yok tabii. Sıkma canını sen. Halledeceğiz bir şekilde. Döndüreceğiz kirli işlerden olur. Son umudum sendin Yusuf. Ama olmayacak galiba. Değil mi? Başaramayacağız. Mücadele edeceğiz. Kazanacağız oğlunu. O güzel annesini üzmesini istemiyorum. Sana büyük haksızlık yaptım Yusuf. Daha fazlasını bilmeye hakkın var. Ne gibi? Gökhan'la ilgili.
Bilmen gereken başka bir şey var. Yıllarca içimi yakıp kavuran bir sır bu. Daha açık konuşur musun Serap? Başka bir derdin var senin. Gökhan. Senin oğlun. Bekle beni. Beni bekle Serap. Geliyorum, bekle. Buldum seni. Alo müdürüm, geldim sayılır. Ha, sağ evladım. Beni çok iyi dinle şimdi. Dinliyorum müdürüm. Gökhan. Gökhan'a dikkat et. O benim oğlummuş. Ona bir şey olmasına izin verme sakın. Nasıl yani, anlamadım. Duydun sen. Yardımına muhtacım. Git kurtar oğlumu. Hiç merak etmeyin müdürüm. Oğlunuza bir şey olmayacak. Getireceğim onu size. Sağ mı sol mu? Sağ ol be kardeşim. We'll be right back.
Siktir. Ölme, ne olur ölme. Lan siktir. Sarp. At silahını. Yardım et, adam ölecek. Tabii, tamam. At silahını dedim sana. Bak, durum sandığın gibi değil. Sarp, at silahını. Adam kötü. İyi değil. Sarp! İyi olmayan bir kişi var, o da sensin burada. Biliyorsun değil mi? Sıçtım. Ha? Mert komiserim! Buyurun benim. Biziz. Gelin, sesime gelin. Mert! At silahını! Bak. Sarp Yılmaz. Tutuklusun.